merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ve 111. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz tahta bisiklet metni. İnsanın yüreğinin bir kapısı olsaydı siz o kapıyı nasıl açardınız? Aslında manevi açıdan baktığımız zaman her insanın yüreğinin bir kapısı vardır. İnsanlar kendi varlıkları itibariyle farklı bir misaca ve duyguya sahiptirler. İnsanların ilgi alanları, sevdikleri, bağışlamadıkları şeyler hem şu ana kadar hayatlarına yaşamış olduğu anılar sebebiyle hem de kendi var olan ahlaki özellikleri sebebiyle şekillenir. Bunun için her insanın kalbinin bir kapısı vardır diyebiliriz. Çünkü her insanın kalbini fethetmenin bir yolu vardır. İnsanların yüreğinin bir kapısı olsaydı ben o kapıyı onlara duymuş olduğum sevgi ve saygıyla açmak isterdim. Çünkü bence her insan sevildiğini bilmek ister ve kendisini sevip aynı zamanda sayan insanlarla beraber olmaktan mutluluk duyar. Çünkü çünkü sevgi her ne kadar çok olursa olsun saygı olmadıkça arada kırgınlıklar olacak ve insanlar ne kadar sevseler de böyle kişilerle beraber yaşamak istemeyeceklerdir. Saygı olsa bile sevgi de olmadıkça insanlar kendilerini tam olarak o kişiye ait hissedemeyeceklerdir. <laughs> Satın alınan oyuncağın mı yoksa emek verilerek yapılan oyuncağın mı daha değerli olduğunu düşünüyorsunuz? Ben bazı zamanlar ise emek verilerek yapılan oyuncağın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyin değerli olup olmaması onu kiminle yaptığına ve nasıl olduğuna göre değişmektedir. Çok emek verilmese bile tatlı bir anı veya çok istemiş olduğun bir oyuncağı almak çok değerli anılar bırakabilir. Ailemizle, arkadaşlarımızla veya başka sevdiklerimizle beraber güzel bir gün geçirdikten sonra anısı olan bir oyuncak emekle yapılan birçok oyuncaktan daha kıymetli olabilir. Aynı şekilde parasal değerleri çok yüksek olsa bile kötü bir anı bırakan pahalı bir oyuncak emekle yapılmış küçük bir oyuncaktan daha değersiz olabilir. Yani bana göre bir şeyin değerini ona yüklenen anlam kimle yaptığın ve anısı belirlemektedir. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Görsellerden hareketle baktığım zaman metnin konusu mektup ve tahta bisiklet olabilir diye düşünüyorum. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek tabloyu doldurunuz. Havayı dağıtmak, ortamdaki can sıkıcı durumu, üzüntüyü yok etmeye çalışmak. Kara gün, üzüntülü sıkıntılı zaman. Kıkırdarken, gülmesini tutamayarak, kıkır kıkır diye ses çıkararak, kesik kesik sesli bir biçimde gülmek. Donacak denli düşünmek, çok üşümek. Mutlu, gönenmek mutlu olmak yörük hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen boyu çil vücutta genellikle de yüzde oluşan açık kahverengi küçük benekler karılmak karmak eylemini konu olmak çiftleşmek <laughs> babanın eve yüzü asık dönmesinin nedeni nedir babanın eve yüzü asık dönmesinin nedeni işlerin kötü gitmesidir Babanın kızına ilginç sorular sormasının nedenleri nelerdir? Babanın kızına ilginç sorular sormasının nedenleri kızını güldürmeye çalışması ve evdeki mutsuz havayı dağıtmak içindir. Babanın işlerinin kötü gitmesinin aile yaşantılarına etkileri nelerdir? Babanın işlerinin kötü gitmesinin aile yaşantılarına etkisi ailenin dağılması, köye dönmek zorunda kalmaları, altınların ve eşyaların satılması olmuştur. Baba işlerin kötü gitmesine nasıl bir çözüm bulmuştur? Köye dönerek ve eldeki altın ve eşyaları satarak çözüm bulmuştur. Köye taşınan ailenin hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Hayatı tamamen değişmiştir çünkü anneleri onları terk etmiştir. Babanın yerinde olsaydınız ailenizi bir arada tutmak için neler yapardınız? Babanın yerinde olsaydım ailemi bir arada tutmak için kızımı ve aile büyüklerini alarak Eşimle tekrar konuşmaya giderdim. Sizce çocuk tahta bisikleti gördüğünde neler hissetmiş olabilir? Çarşıdaki bisikletleri hayal etmiş ama babasının sevgisini hissetmiş olabilir. Metnin kahraman kahramanlarından hangisi olmak istediğinizi nedenlerle anlatınız. Ben baba olmak isterdim çünkü babalığı çok güzel yaptığını düşündüm. Aşağıda metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı. Babamın yüzü gülmüş diye ötesinin önemi yoktu. Sanki kendi yerine bisikleti bırakıp o da çekip gitmişti. Pencereden akşamın sokaklarını kaplayan karanlığa dalıp gitti. Bulduğunuz deyimleri yazınız. Deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız. Yoluna koyulmak, işler sonunda yoluna koyulmuştu. Yüzü gülmek, bu kadar kötü günden sonra yüzü gülmeye başlamıştı. Çekip gitmek, arkasında ağlayan gözler bırakarak çekip gitti. Dalıp gitmek, neden böyle dalıp gidiyorsun? <laughs> tahta bisiklet metninden özel ve nesnel yargılardan üçer tanesini belirleyerek yazınız. Öznel yargılar o akşamlar her akşamdan daha güzel geçerdi bana göre. Babam nasıl olsa işleri yoluna koyardı. Ortadaki sofra suçlu bir çocuk gibi bekledi bizi. Nesnel yargılar. Babamın küçük bir tatlıcı dükkanı vardı. Babam bir akşam asık yüzle geldi. Babam uzun süre suskun kaldı. Tahta bisiklet metninin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirleri belirleyerek yazınız. Metnin konusu nedir? Tahta bisiklet metninin konusu bir ailenin geçim sıkıntısı çekmesi ve yaşadıklarıdır. Metnin ana fikri nedir? Tahta bisiklet metninin ana fikri dayanışma olmayan zamanlarda Çocukların gördükleri zararlar ve geçim sıkıntısının aileleri nasıl dağıtabileceğidir? Metnin yardımcı fikirleri nelerdir? Ailelerin iyi ve kötü günde bir arada olmaları gerektiği, çocukların önemi ve her zaman da onlara sahip çıkılması gerektiğidir. Ne güzel günler de diyebileceğiniz bir anınızı arkadaşlarınıza anlatınız. 9-10 yaşlarındayken arkadaşlarımla her gün bisiklet sürmeye çıkar, top oynar veya başka oyunlarla eğlenirdik. Özellikle hafta sonları veya tatillerde her gün yılmadan saatlerce oyun oynar ve eğlencemize eğlence katardık. Şimdi de hayatımda çok güzel günler var ama oraya oynadığımız arkadaşlarımdan bir kısmı taşındı. Ve ne yazık ki eski neşemizi bulamaz olduk. Gerçekten o günler hayatımda en güzel günler diyebileceğim günlerdi. Aşağıda tahta bisiklet metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümdeki zarfları bularak altlarını çiziniz. Bisikleti yattığım odaya götürdüm, yatağımın başucuna koydum. Yatağıma uzandım, bir şey yememiştim ama açlık duymuyordum, uyumuş kalmışım. Gece başucumda konuşmalar duydum. Bir el saçımı okşuyor, beni kokluyordu. Birden onun kokusunu, annemin kokusunu yüreğimde duydum. Gözlerimi açtım. Bana gülümseyen yüzüyle babam duruyordu karşımda. Düş kırıklığına uğradım ama yine de boynuna sarıldım. Sormadan edemedim. Annem ne zaman gelecek baba? Biz ne zaman gideceğiz? O beni öperken yanaklarım ıslandı. Bilmiyorum belki de çok kısa zamanda gelir annen. Neler olduğunu bilmiyordum ama ben annemi bekliyordum. Bulduğunuz zarfların metnin anlamına olan katkısını belirleyerek yazınız. Bulduğum zarflar metne zaman, yer, yön ve soru anlamı katmışlardır. Kendinizi İlker'in yerine koyarak aşağıda giriş bölümü verilmiş olan mektubu kurallarına uygun olarak tamamlayınız. Biricik anneme Anne, babalar için evlatlarının nedenle kıymetli olduğunu ben de evlat sahibi olduğumda anlarım. Ama bilmeni isterim ki senin kıymetini ifade etmeye kelimeler yetmez. Bana yazdığın mektupta çocukken yaşadığın zorlukları, hissettiklerini ve senin için çok değerli olan tahta bisikleti anlatmışsın. Yüreğindekileri benimle paylaştığın mektubu okurken hem üzüldüm hem sevindim. Üzüldüm çünkü o küçük yüreğine ne kadar büyük acılar yaşamışsın bir yandan da sevindim çünkü bu bu kadar özel anılarını anlatmam beni ne kadar yakın gördüğünü gösterir. Okuduğunuz bildiğiniz bir fable ile ilgili kitap kapağı tasarlayınız. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.